Abi hemen konuya gireceğim. Türkiye'de siyasi suikastler olur mu? Yani ana muhalefet partisinin genel başkanının böyle bir konuyu getirmesi, dur ya ben böyle bir kafamdan gündeme getireyim, gündemi de bir değiştireyim diye mi getirmiştir, yoksa elinde somut bir veri var mıdır? Bazı duyumlar olduğu kanaatindeyim. Somut veri varsa bunu zaten adliye intikal ettirmesi lazım ama adamın başından geçmiş iki tane hadise var Ali. Artvin olayı. Artvin olayı ve ondan evvel de o Şehit. şehit cenazesi meselesi var. Birinde linç ediliyordu. Bir de kurşun meselesi var Öbüründe de arada. ciddi o Bırakılma. kurşun Artvin'e giderken Yok bir yok bir kişi de kurşun bırakıldı biliyorsunuz. kurşun Mermi bırakıldı. bırakıldı. Dolayısıyla bu konunun gayet ciddiye alınması lazım diye düşünüyorum. Şimdi burada iki şey var. Birincisi böyle söylentiler varsa Süleyman Soylu'nun bunu bir FETÖ taktiğidir vesaire gibi böyle hafife almasını ben bir İçişleri Bakanlığı'na Diyor yakıştırıyorum. ki ben istihbarata sordum, MİT'e sordum, böyle bir olay yok diyor. Peki bundan sonra gelebilir. Tetkik et. Olmazsa Kılıçdaroğlu'na da bir telefon et. Sen İçişleri Evet, Bakanısın. ne Bu var ana elinde? muhalefet partisi. Aç elinde bir şey var mı diye sor. Bu Bugün bize... hatta Meral Hanım dedi ki Sayın Kılıçdaroğlu bu ülkenin ana muhalefet partisi genel başkanı, dolayısıyla kendisine böyle duyumlar geliyordur. Ciddiye alınacak biçimde geliyordur ki kamuoyuyla paylaşmıştır dedi. İyi güzel işte o zaman İçişleri Bakanı da bir telefon açar. Kemal Bey'e böyle bir şey var mı diye sorar. Kemal Bey de bu duyum veya dedikodu değil de daha fazla istihbarata dayanıyorsa bunları da kendisi de intikal ettirir İçişleri Bakanlığı'na veya polise. Bunları dikkate almak lazım. Türkiye'de bunlar oldu daha evvel. Allah korusun. Bundan sonra olmamasını AK Parti temenni bizim ediyoruz. dönemimizde kapandı diyor ama ben iki tane somut olay biliyorum. Biri Hrant Dink cinayeti, biri Tahir Elçi İki cinayeti. değil, 12 Yok tanesi yani ben gerçi. hani en somut olarak herkesin bildiği için söylüyorum. Danıştay cinayeti Tabii, vesaire. onlar da var. Dünya kadar şeyler var. Toplu terör faaliyetleri var. Onların da failleri meçhul kalmış. Toplu terör tarihi şeyleri. Tahir Elçi var, o var, bu var. Çok şey var. Bunların bir kısmı da maalesef aydınlanamamış durumda. Dolayısıyla bunu müteyakkız olmak lazım. Yalnız bir de en önemlisi tabii 7 Haziran 1 Kasım seçimleri arasında Türkiye'nin yaşadığı süreç var. Herkesin hafızasında duruyor. Duruyor. Burada muhalefetin yalnız bir şey yapması lazım. Bu güvensizlik duygusu bir seçime gidilen bir ortamda iktidarın lehine oluyor. Bu güvensizlik duygusunu da aşılamamak lazım. Gerek CHP'nin gerek İyi Parti'nin böyle hadiselere pabuç bırakmayacaklarını, halkın güvenliğini temin edebileceklerini ortaya koyan bir söylem içinde ve bir algı yaratma içinde olmaları lazım. Orada korkuyu daha da fazla, endişeyi daha da fazla sulayacak, yeşillendirecek bir hâletürüye içine de girmemek gerektiği kanaatindeyim. Yani muhalefet de bu oyuna düşmemesi lazım. İkaz etmeleri doğru. Bunu mutlaka iktidarın ciddiye alması lazım. Ama muhalefet de bunu hakikaten bir istihbarata dayanmıyorsa, duyum meselesi ise endişeleri varsa dile getirdiler. Daha da fazla güvensizliği deşmemeleri lazım. Ben burada iki tane şey görüyorum. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun bunu gündeme getirerek aslında olabilecek bir suikastlar sürecini engellemeye yönelik olarak bir Herhalde, herhalde. tutum aldığını düşünüyorum. Kamuoyuna yönelik olarak benim bu okuduğum. İkincisi de iktidarın dışında böyle bir olay varsa iktidarın da dikkatini çekmeye yönelik olarak yaptığını en Herhalde. azından böyle düşünüyorum. Ama burada çok önemli bir şey var. Yani son 30 yılı derin devletle, devletin içerisinde mekanizmalarla geçmiş olan, bence dün attığı tweetlerle eskiden Sedatçılar vardı, şimdi Sadatçılar var deyince ben o cümleyi onun üzerinden okudum. Bir Sedat Peker'in de dün peş peşe attığı tweetler vardı bu siyasi suikastlerle ilgili olarak. Konuyu zaten gündeme ilk o getirdi. Evet, ardından bir şey daha söyledi. Dedi ki benimle ilgili haber yapan gazetecilerle ilgili duyum alıyorum. Ölüm Böyle bir, listeleri var dedi. evet, Şimdi bak Sedat Peker senin programlarını dinliyor. Buradan söyleyeceğimizi söyleyelim. Ölüm listeleri var ise, bu somutsa ve bilgi sahibi ise bunu derhal açıklaması insani ve adli bir mecburiyet. Böyle bir listeden somut olarak bilgi sahibi ise, duyum, dedikodudan falan ki bahsetmiyorum. eski İçişleri Bakanı Saadettin Tantan demişti ki daha geçen ay içerisinde Sedat Peker'in Türkiye'deki vatansever bürokratlardan destek aldığını, bilgi aldığını da açıklamıştı. Yani oradan Tamam. yola çıkarak da söyledim. Ben lafımı bitireyim müsaade edersen. Burada Sedat Peker'e buradan sesleniyorum. Dedikodu mu yapacak, bilgi mi verecek? Çok iyi. Verdiği bilgiler fevkalade kıymetli.
bugün hukuki bir netice doğurmasa bile siyasi netice doğurabilecek, tetkik edilmesi gereken ciddi konular olduğu kanaatindeyim. Zira kendisi de ben bu işlerin içindeydim diyor. Daha ötesi yok. Şimdi eğer bu ölüm listeleri dediği konuları konuşuyorsak, ölüm listesi pek tabii ki çok mühim olan yok kokaindi, yok kaçakçılıktı, yok oydu buydu, bunların çok ötesinde işte Elazığ'daki kızın ölmesi, intihar etmesi diye ölmesi vesaire gibi insan hayatını öldürülmesi, evet, insan olmuyor. Hayatını ortaya koyduğu için önemli bir konudur. Elinde belge varsa bunu ortaya koyması lazım. Yoksa da bu dedikoduların kaynağını açıklaması lazım. Ölüm listesi ne demek ya Türkiye'de? Ne demek ölüm listesi? Bunu biz 90'lı yıllardan biliyoruz. Ya olacak iş değil bu. Akıl hafsalı alacak bir iş değil. Dolayısıyla bunların açıklığa kavuşturulması lazım. Süleyman Soylu'nun da bazı konularda gayet dikkatli çalışıyor ama bazı konularda da fazla işiyle siyaseti karıştırıyor Süleyman Soylu. Yani hakikaten siyasetçi, İçişleri Bakanı değil de siyasetçi gibi konuşuyor. Bir genel başkan gibi konuşuyor bazen. Genel başkan adayı olarak konuşuyor diyelim. böyle bir durumda bunu da yok FETÖ işiydi, FETÖ politikasıydı vesaire gibi hafife almasın. Bunlar önemli işler. İnsan hayatı çok önemli. Şimdi bu hatta Sedat Peker o tweetlerin serisinde bir tanesinde Sadat'la ilgili dedi ki işte Sadat'ın güvenlik şirketi olduğunu bize inandırmak istiyorlar ama Sadat Rusya'da Alfa timinde özel elemanlar gönderdi, evet, ve bu elemanlar suikastçı olarak yetiştiriliyor dedi. Şimdi gerçekten özel bir şirketin suikastçı yetiştirme iddiası da yenilir yutulur değil. Emin abi yani... Şimdi ben bu Sedat Peker'in söylediklerini iki kategoriye ayırıyorum. Somutlaştırdığı hadiselerin tetkik edilmesi lazım. Ama bu konular bilgi mi, dedikodu mu açıkta kalıyor. Suikastçı timi yetiştiriyorlarmış. Olabilir. O zaman bildiği bir şey varsa isim şu tarihte şu gitmiş. Şu gitmiştir diye. Anladım. Bence oraya geleceğini düşünüyorum ben. Gelecekse gelsin. Yani zaten kendi de söyledi. Ben bunları crescendo bir şekilde götüreceğim. Seçime doğru bir sürü şeyi açıklayacağım dedi. O zaman bunları ciddiye alırız. Ben kendisini pek tabii Türkiye'deki milyonlardan gibi ben de takip ediyorum. Takip ettiğim zaman yalnız iki kategoriye ayırıyorum. Bir kategorisi hakikaten somutlaştırmalı bilgiler. Bunların ciddiye alması lazım. Bugünkü hukuk, bugünkü siyasette hesap sorabilir. Mümkün değil. Zamanı geldiği zaman bunlar tetkik edilmesi gereken arşiv ihbarları olarak duruyor. Bir kısmında hiç kusura bakmasın. Boş dedikodu gibi görüyorum. Dedikoduları da mana vermiyor. O zaman somutlaştırması gerekiyor diyorsunuz açıkçası. Tabii burada ilginç bir olay söylüyor bu Üsküdar Üniversitesi Rektörü Nevzat Tarhan üzerinden. Arkadaşlar oraya bir getirir misiniz lütfen? Üçüncü tweet. Evet, Nevzat Tarhan'ın uzmanlık alanı psikoloji kalptir. Nevzat Tarhan'la çalışmanız ne üzerine? Güvenlik şirketiyiz diyorsunuz. Nevzat Tarhan'ın sizin için yaptığı psikolojik harp çalışmalarının sebebi nedir? Anlaşılan o ki sizinle işimiz uzun demiş. Şimdi ben bu psikolojik harp meselesini anlamıyorum. Bilmediğim bir mesele. Ya aslında bilmediğim bir mesele derken biz... Ya 70, içinde yaşıyoruz. 70'li yıllarda 12 Eylül'e doğru giderken süreci... Bugün sonra, bile içinde bugün de. Şimdi tam da burada bir devlet özel güvenlik şirketi aracılığıyla psikolojik harp üzerine niye araştırma yapar? Devlet menfaati içinse yapar. Ya bunu kendisinin amir, şeyleri yok mudur bunun? Niye ya, bir özel? Yapar. Özel şirket de kullanır. Kendisini de kullanır. Bazı şey bunu Amerika'da yapıyor, Rusya'da yapıyor, İngiltere'de yapıyor, Fransa'da. Bu normal bir şey midir diyorsunuz? Bu normal ve normaldir. Hukuki midir, değil midir diye konuşuyor. Yok ben normal midir? Ama hukuki işin ayrı. Uluslararası siyasetin içinde istihbarat savaşlarında, uluslararası siyasetin bu tip, bu kısmında bunlar var. Bunları kullanmıyor olmak yanlıştır. Buradaki mesele... İçeride vatandaşa karşı birbirini kullanıyor. Lafımı bitireyim Ali'ciğim. Lafımı ki ne olur cümlelerimi bitirmeye müsaade et. Lütfen. Sen çok zeki bir insansın. Leblebi demeden leblebiyi anlıyorsun ama ben leblebiyi de anlatayım. Tamam abi dersen. Özür dilerim. Burada devletin menfaatini hakikaten millet ve devletin menfaatini kullanıyorlarsa tamamdır. Ama bunu başka şahsi menfaatler için... devletin ve milletin aleyhine olabilecek şekilde kullanıyorlarsa bu anayasal suçtur. Zamanı gelince hesap verilir. Zaman dediğiniz nedir abi? Zamanı gelirse. Gelince demeyeyim de gelirse. Şimdi tam oradan yola çıkın. Seçim sonrası
bir hukuk devletine dönebilirsek. O zaman psikolojik harp meselesini eğer siyaset amacıyla, siyasi amaçlar nedeniyle kullanacaksa bu iktidarını yeniden kurmak üzerine, sürdürmek üzerine neyse. Çok yanlış işler. Mesela bu hatırlayalım, bir bant vardı, yalan malandı diyemediler. İşte müsteşar, MİT müsteşarı, dış işlerinden sonra Birleşmiş Milletler'e giden gayet önemli bir kişi, dış işleri vesaire. İcab ederse ben Suriye'den iki tane füze fırlattırırım diyor. Şimdi bu füze fırlattırmak gayri resmi harbin içinde ama bu Türkiye'yi harbe sokacaksa da hiç makul bir şey değil yani. Arkadaşlar bizim açıkladığımız liste Almanya'da açıklanan 55 kişilik listeden söz etmiyoruz. Önce onu söyleyelim. İkisini birbiriyle lütfen karıştırmayalım. O Alman istihbarat birimlerinin, Alman İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı 55 kişilik listeydi. Bizim dediğimiz farklı bir şey, farklı bir iddiadan söz ediyoruz. Şimdi bak tekrar özetleyeyim. Sedat Peker'in somutlaştırarak verdiği konular mutlaka tetkike muhtaç konulardır. Üzerinde durulması gereken konulardır. Ama o da manipülatif bir psikolojik savaşa girmesin. Kendi meselesini halletmek için. Meral Hanım verebilir misiniz lütfen arkadaşlar? Sayın Erdoğan başbakanken suyunun zehirli olduğu iddiaları ortaya saçılmıştı. Ve çok üzülmüştük aman hani bir şey olmasın diye. Mesela o zehirleyenlerin kim olduğunu, zehirleme iddiasında olanların kim olduğunu, kim olmadığını hiç öğrenemedik gitti. Demek ki bu tür işler oluyor. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'yla görüşmedim. Görüşmediğim için yani bilgim yok. Neye istinaden böyle bir iddiada ve böyle bir konuşma yaptı. Dolayısıyla sorunuzun, her ikinizin de sorunuzun cevabını Sayın Kılıçdaroğlu'na sorarsanız o size bilgi verecektir. Ben kendimle ilgili söylediğim bu. Sayın Aydın'ın sözde yaptığı mülakata baktığınız zaman onun da benzer bir şekilde bunlar gelir gider ama çok da üzerinde durmamak gerekir. Kamuoyunu bu tür konularla ilgili germemek, endişelendirmemek gerekir dedi. Şimdi durup dururken birden Türkiye bu konuyla ilgili bir alev dalgasıyla karşı karşıya kaldı. Bunun niye olduğuna bakmak lazım. Sayın İçişleri Bakanı Sayın Soylu'nun FETÖ taktikleri iddiasını nasıl değerlendireceğimi bilemiyorum. Ama ben Sayın Soylu'nun bir gazetecinin yazısında bir mülakatını okudum. PKK terör örgütünün bir genelgesini ele geçirdiklerini, bu genelgede hem İYİ Parti'nin hem CHP'nin hem HDP'nin adının geçtiğini, HDP'ye bir yol haritası çizen bir genelge olduğunu, bir yönerge olduğunu, bir bilgi seti olduğunu söyleyen bir beyanatı. Ben terör örgütleri üzerinde çalışmış bir hocayım. Hani İçişleri Bakanlığım stajyer olduğu için üzerinde konuşmuyorum. Ama bu özellikle siyasi cinayetlerle ilgili meseleyle ilgili olarak görüşmediğini ama genel başkanın da ciddiye alınması gerektiğini ifade etti. Başta senden konuştuklarımızı aşağı yukarı Meral Hanım'dan da teyidini almış olduk. Stajyer derken de iyi dokundurdu. Orada güven duygusunun zedelenmemesi lazım ama konuların ciddiye alınması lazım. Süleyman Soylu'nun yaptığı beyanatta bu FETÖ taktiğidir vesairenin de ciddi olmadığını söyledi. O stajyer lafını hakikaten söylemek lazım. Stajyerden evvelki seviyede bile bir İçişleri Bakanı bu FETÖ taktiğidir diye bu işi geçiştiremez. Çünkü böyle derseniz yakışmıyor. O zaman başka bir şey yapıyorsun. Topu taça atmıyorsun aslında. Hayır başka bir şey oluyor. Yarın öbür gün bir cinayet işlenirse Allah muhafaza şimdiden işte bunu FETÖ yaptı diye bağırmaya başlayacaklar. Kimin yaptığı ortada kalacak. Şimdi Meral Hanım'ın bir açıklaması vardı. Arkadaşlar o bölümü vermediler aslında. Asıl onu istemiştim arkadaşlardan ama arkadaşlar bu bölümü verdiler. Erdoğan'ın basketbol oynamaması gerektiğini, sudoku çalışması gerektiğini söyleyen bölümde aslında bomba açıklama. Yani bir anlamda sudoku çalışmasını biz biliyoruz. Akılla ilgili, Alzheimer'la ilgili olarak şimdiki söylediklerini unuttuğunu ifade etti Meral Akşener. Bunu söylerken siz diyorsunuz ki şimdi Türkiye böyle bir akılsız bir politikaya giremez.
Türkiye gerçekten o aklı bulundurduğu bir yerde mi şu anda abi? Bu siyasi polemikleri Meral Hanım'dan Tayyip Bey'e bırakalım, Süleyman Soylu'ya bırakalım. Bayılıyorlar böyle yapmaya. Sudoku meselesine. Şimdi Sudoku'yu filan onlara bırakalım. Burada Türkiye'ye alakadar edecek çok daha önemli konular var. Kısaca mesela ekonomiden bahsediyorum. Evet, seçim sistemi var. İşte ne bileyim başka partiler arası görüşmeler var. Bunlar Türkiye'yi çok daha yakından alakadar ediyor. Aralarındaki tatlı polemikleri hakarete varmayan, ki bazılarının uslubunu, bazı parti başkanlarının uslubunu çok çok rahatsız olarak seyrediyorum, dinliyorum. Eski zamanları hatırlatan, Erdal İnönü'yü, Süleyman Demirel'i hatırlatan bir uslupta devam etmesini temenni edip bu şeyleri, konuşmaları, atışmaları onlara bırakalım.